Merhaba değerli katılımcılar, bu akşamki programımızda hoş geldiniz demekte mutluluk duyuyorum. Yeni bir ülkede işe başlamak ve farklı bir kültürle tanışmak kesinlikle heyecan verici bir deneyimdir. Bu akşam siz değerli katılımcılarımız ile birlikte Hollanda'da çalışmaya başladığınız ilk iş deneyimi ve edindiğimiz izlenimler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Umarım eğlenceli, bilgi dolu ve birbirimize ilham veren bir konuşma olur. Ee, şimdi sözü Hollanda'da iş e, dünyasına atılan ve ilk adımlarını paylaşacak olan değerli konuşmacımız, e, VR Health platformumuzun da koordinatörü Oğuzhan Bey'e bırakmak istiyorum. Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Evet, e, değerli katılımcılar hoş geldiniz. E, e, ve Fabian'ın dediği gibi hani bugünkü bir söyleşimiz olacak. Hollanda'da ilk işiniz ve izlenimler üzerine. Evet. Yani e, biz bayağıdır söyleşi yapmıyoruz, değil mi? Yani bayağı bir YouTube videosu eskiden yoğun evet. çalışırdık. Şu an biraz bir ara verdik. Şimdi yeniden başlayacağız değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar. E, bugünkü konumuz Hollanda'da ilk işiniz ve izlenimler olarak Vefa Bey'le sunmaya çalışacağız. E, tabii e, sorularınız olabilir. E, Fena e, Hollanda'ca burada şey yazıyor. Tabii size soru bölümüdür. Orada sorular yazabilirsiniz. Vefa Bey onları okuyup elden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. E, İsterseniz başlayalım. Buyurun Vefa Bey. Siz birkaç soruyla başlayalım demiştik. Sizin ee, evet. ben... Şimdi biz biraz programın formatını değiştirmek istiyoruz. Oğuzhan Bey. Evet. Ee, şimdi bu ilk bölümde evet hayır bölümüyle başlamak istiyorum. Ben size soru soracağım. Sadece kısa cevap. Evet ve hayır e, cevabını vermenizi istiyorum. Tamam. Türkiye'de yaptığım işin aynısını Hollanda'da yapabilir miyim? Evet mi hayır? <gülüyor> <gülüyor> Virgülle evet falan yapamıyor muyum? Evet hayır değil mi? Ha, tamam. evet, hayır. Huh, e Genelde evet diyeyim ama hemen değil. Zamanı gelince olabilir ama yarın evet diyeyim. Devam edin başkasını deniyorum. <laughs> Kampta kalırken işe başlayabilir miyim? E Tavsiyem hayır. Yani başlayabilirsiniz ama bizim tavsiyemiz genel olarak hayır. E Olacaksa da part time olsun. Bununla alakalı biraz sonra bahsedelim. Hollandada asla öğretmen olamam. <laughs> Hayır, öğretmen olabilirsiniz. Özellikle değerli katılımcılar gelen kişilerin 53'ü biz bir anket çalışmıştık. Ortalama çok değişeceğini zannetmiyorum. Öğretmen ve öğretmenliğe yakın olarak görünüyor. Evet, öğretmen olunabilir Hollandada. Hollandada IT sektöründe çalışmak istiyorum. Diplomam IT sektöründe değil başka bir branşta IT sektöründe çalışabilir miyim? Evet, çalışabilirsiniz. Ee, dil bariyeriyle karşılaştınız mı Hollanda'ya geldiğinizde? Ben mi? Evet. Ben 98'de geldim. Tabi sorun, arkadaşlar ben de eski mültecilerdim. 98-15 yaşında geldim. Ee, dil her zaman gelişen bir şey. Yani o, onun için dil bariyeriyle karşılaştık mı? Evet. Yani tabii genç yaşta biraz daha hızlı çözülüyor. Ama dil bariyeri her zaman var. Evet. Kültür çatışması yaşadınız mı? <laughs> O, güzel soru. Ee, evet kültür çatışması yaşarsınız. Evet çünkü e, baktığımızda e, Doğu Türk kültürüne en ters kültür diyebilirim yani dünyadaki. Biraz çok şey bir şey oldu ama evet yani Hollanda kültürüne karşılaştırdığımızda Türk kültürüne çok yabancı bir kültür. Evet. Aslında biz bu sorularla e, programında programını da böyle ikiye ikeri, <laughs> ikiye olduk değil mi? Evet. Yani. E, peki şöyle desem, ben Hollanda'ya yeni geldim evet. ve ne iş yapabilirim? Buradan başlayalım olsam Bey Eğer senin için uygunsa. Evet ya değerli arkadaşlar aslında yani e, şöyle ifade edeyim. Hani e, ne iş yapabileceğinizden daha önce şuna bakmamız lazım. Ne zaman iş yapabiliriz ya? Yani ne zaman iş mantıklıdır? Ee, çünkü biz genelde hep yer şunu tavsiye ediyoruz. Doğru dönemde doğru adımı atmak lazım. Yani e, ya erken veya çok geç adımlar değil, doğru dönemde doğru adımlar atılırsa doğru işler ve doğru kariyerler çizilir. Yani biraz çok e, siyasetçilerin kullandığı bir one liner hani bir e, siyasi bir e, argüman gibi oldu ama yani şunu şöyle ele almak lazım. E, yani ne zaman işe gireceğiz? E, birinci bu sorunun cevabı olarak e, şu anki hem kamp dönemlerini hem dilin gelişmesini ele aldığımızda değerli katılımcılar, üçüncü senemizle, Hollanda'da kamp dönemi dahil, üçüncü senemizle Dördüncü senemiz ortasında işe girdiğimizde başarılı bir grafik çiziyoruz demektir. Çünkü üçüncü seneden çok daha erken girmelere baktığımızda veya dördüncü seneden daha geç girmelere baktığımızda, dördüncü seneden daha geç girmelerde bazı nedenler olabilir. Yani ben çok uzun zaman kampta kalmış ve hiç eğitim alamamış insanları tanıştım, gördüm. Ama üçten önce girenlerde özellikle dil eğitimi gelişmediğinden bu sıkıntı uzun dönemde daha geri geliyor arkadaşlar. Evet sorumuz işe girme ile alakalıydı değil mi? Bir gelmiş birisinin işe girmesinde arkadaşlar iki dönemden biz bahsediyoruz. 0-8 sistemi var bizim bir yerde. Yani ilk günden başlayarak ben alakalı 8 seneyi bir manada çizmeye çalışıyoruz. Birinci işimiz 3. veya 4. senede biraz daha bir tabirle şunu ifade edebilirim. Proje işi diyoruz sektörlere biraz sonra girelim Bey. Fabrik ee, ikinci işimiz kariyer işimiz Aslında 6 7 senede oluyor arkadaşlar birinci işler giriş işleri birinci işler e, bizim Hani e, Hollanda'da e, rahat girip e, birinci başlayabileceğimiz işler sadece arkadaşlar belli sektörlerde şu an var. onları ifade edeceğim biraz sonra ama hayalimizdeki veya Türkiye'deki yani sorulardan bir tane soydu. Türkiye'deki yaptığım işi burada yapabilir miyim? Evet ama zaman gerekiyor. Üçüncü, dördüncü senemizde arkadaşlar Hollandacalarımız o işi yapacak seviyeye gelmiyor. Ee, ondan dolayı biz birinci işte yani Hollandaca dil seviyenizden potansiyeliniz çok daha yüksek olduğundan dolayı birinci iş arkadaşlar her zaman biz Proje işi giriş işi olarak tanımlarız. Ana işimiz ikinci iş ve orada daha çok ileri gidebiliriz arkadaşlar. Ar yani bunu sadece ifade etmiş olayım. Burada araya girip bir şey soruyorum. Ya ben şunu mu an anlıyorum? Ben bu ilk girdiğim iş benim asli işim değil. Bu evet. benim en azından bir sıçrama basamağım veya işte bir ilk Hollanda'daki ilk adım diyebilir miyim? Kesinlikle. Yani şunu şöyle iyi anlamak lazım. Ee, yeni bir kültüre geldiğimizde dil gelişimimiz e, çünkü hemen hemen yani hemen hemen değil herkes neredeyse üniversite mezunu burada ee, üniversite mezunu ve daha yüksek yüksek lisans ve doktor olan insanlarımız var ee, B2 seviyesinde Hollandaca dili arkadaşlar piyasada sizin o yapab yapabileceğiniz işe denk gelmiyor. Bakın bunu üzerine bastırarak söyleyeyim. Onun için biz genelde eğitimlerde şunu söylüyoruz, B1'e kadar hazırlık bölümüdür, B1-B2 arasında iş oryantasyon bölümüdür. Yani şirketlerle görüşmeler B1-B2 ortasında başlar, B2 güzel bir işe başlama dönemidir. Ve bu dönemde başlasanız bile, bakın B2 olsanız bile, iş piyasasındaki yaptığınız işin sorumluluğu zor olursa, yüksekse hani seviyeniz çünkü getirdiğiniz sizin tecrübe çok çok daha yüksek. Yükseklik bir seviyesinde bir işe girdiğinizde bunu yapamaz yani yap yapmakta çok sıkıntı çekersiniz. Çünkü dil belki yetmiyor arkadaşlar o seviyede. Ya bu gelişimin devam etmesi gerekiyor. Sadece dil değil. İş kültürü olsun, işteki tutumlar olsun. ya Bunlar hep zaman gereken şeyler. Onun için Vefa Bey sorunuz oydu. Birinci işimiz basamak işimizdir bizim. Birinci işimiz basamak işi olarak ele de almamız lazım. Biz genelde eğitimlerde şu cümleyi kullanırdık. Birinci mesleğin senin ana mesleğin değil. Ana mesleğin ikinci dönemde gelebilecek mesleğindir. Birinci evet. mesleğin değil yani. Şimdi tabii biz Türk milleti olarak e, sınav sistemine çok alışkınız. Özellikle Türkiye'de KPSS, ÖSS, işte ÖSYM ya yani birçok e, sınavda e, çok hızlı hareket pratiğimiz ve şeyimiz çok yüksek. E, burada da insanlar çok kısa sürede B2 diplomasını alabilir. Ama dil gelişimi e, pratikte konuşma öyle olmuyor. Eee sizin de söylediğiniz gibi birinci iş bir staj gibi görülebilir ama ikinci iş diğer işe referans. Evet. Böyle kabul edilebilir. Aslında biz bunları şimdi söylüyoruz da biraz da yüz gözüne getirelim. Baktığımızda değerli arkadaşlar şu an mesela Türkiye'den gelen insan sayısı 14 bin, 15 bin. Yani bunun iş gücü olarak el aldığımızda 7-8 bin diyebiliriz. 7 bin falan diyebiliriz. Yani tekil olarak o sayı 7 bin kişi falan diyebiliriz. Yani bize mesela şu an diğer yerde direkt aktif ulaşım 4 bin gibi bir gözüküyor. Biz burada anketleme yaptığımızda yüzde %30'una yakın şu an çalışıyor arkadaşlar. Yani özellikle ilk gelenler, ikinci, üçüncü sene gelenler 2016'dan beri alalım. 2020'de kiler mesela başladı. Yani ve orada ciddi manada çok birinci işe girenlere destek ve koşuluk yaptım. Kendim şahsen de yaptım. Sistem olarak da yapıldı. Ve bu biriktirdiğimiz türlümeden bunları ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Yani birinci işin önemi giriş işi olması bu arkadaşların hem beklentisini düşürür, hem de daha doğru yönlendirmeler oluyor, o, söylemiş oluyorum. Çünkü potansiyeliniz çok çok daha yüksek. E, o potansiyelde işte birinci işte ulaşmak arkadaşlar çok yani e, ben e, gerçekten çok yüksek CV yani çok yüksek kaliteli e, e, doküman veren yani. E, tanıtımdan yani CV'lerini veren arkadaşları da gördüm. Onların bile o birinci, o yüksek seviyede işe girmeleri çok ender denk geldi, öyle ifade edeyim. Onun için birinci giriş işlerinin hangiler olduğunu biraz sonra bahsedeyim. ya Şimdi bahsedelim biraz sonra. Orası daha önemli gibime geliyor. Birinci iş ne dedim? Giriş işi veya daha güzel bir ismiyle proje işidir arkadaşlar. Projeler çok önemli orada, birinci iş odur. Ondan sonraki büyüme ve genişleme, ee, onu ıı, ileride de görebiliyorsunuz. Değerli arkadaş dediğim gibi bizim 08 metodu olduğundan dolayı birinci işine girmiş ikinci işe yönlenme de alakalı arkadaşlarla koşuk verdiğimizden yani ben çok gördüm Vefa Bey. Yani şu anki böyle ya bir iş olsun da yapayım sonra bir işe girdikten sonra ya şu kadrolu olayım da olsun sonra rahatlayacağım kadrolu oluyor. Ya şimdi de en son işte ev nasıl satın alırıma kadar insanları farklı farklı yöne koştuk verdim Hemen hemen herkesin aynı yönleri geçtiğini de gördüm arkadaşlar. Yani onun için bazen bu anlattıklarımız Aa, bu çok hayal gibi geliyor deseniz bile bunu şu an bin kişi ispat etti sizin için. <laughs> Ve siz de yeni gelen de bundan sonraki gelecek arkadaşlar da aynı ispattan devam edecektir. Bunu ifade etmiş olayım. Bununla alakalı önümüzde çok fazla tecrübe var. Miyiz? Aynen. Aynen. Ve bizim de zaten we here de metodoloji olarak hani 08'i söyledim değil mi arkadaşlar? İkinci metotta size yardım eden arkadaşlar aslında sizin gibi gelmiş ve şu an işe girmiş arkadaşlar. Yani we Are here iki metot yapıyor arkadaşlar. Projeleri yazan, çizen ve uygulayan arkadaşlar sizler gibi gelmiş ve şu an işe girmiş. Ve size yani yeni işe girmiş arkadaşlar size yardım ediyor. Kaderdaşlık metodu diyoruz biz buna. Yani kaderdaşlar size yardım ediyor. E, neydi vefa Bey bu e, Nasrettin Hoca mı diyordu beni eşekten düşen getirin doktor. E, diyor onlar diyor. Ben o anlar. anlar e, ben 25 senedir, 26 senedir Hollanda'dayım. Ben size anlatırım diyebilirsiniz ki ya sen rahatsın ya 15 yaşına gelmişsin. Şimdi öbür arkadaşlar ise sizin gibi olduğundan dolayı onların sizin üzerinde etkisi ve faydası daha fazla. E, bizi yani we are here'ın şu an Hollanda çapında. Ee, en çok görünüre getiren e, durum arkadaşlar bir e, 08 yani çok erken başlayıp uzun dönem ilgilenme ve o aralarda projeler yapmamız ve bütün projelere düşünenlerin kaderdaşlar yani e, sizin gibi gelip işe girmiş arkadaşların yapması sayı olarak da verecek olursam şu an 65 gönüllü var değil mi Vefa Bey 65 75 gönüllü arası git gel yapıyor öbür bir dış projeyi de sayarsam 75 gönüllü ediyor ve işte proje lideriyle dört farklı sektörde yardım etmeye çalışıyoruz. Evet. Bunlardan da biraz sonra bahsederiz. Ben e, siz devamlı şeyden ifade ettiniz. Bahsediyorsunuz işte VR olarak şunu yapıyoruz. E, VR evet. e, şu faaliyetlerde bulundu. Koçluk yapıyoruz diye. Kısaca şimdi aramızda belki e, birçok katılımcımız e, tanıyordur, biliyordur VR Hero'yu. Tanımayanlar da vardır aramızda. VR kimdir? Ne yapar? Neye hizmet eder? <laughs> evet, Viyayhir ile alakalı şöyle genel ifade edebilirim arkadaşlar. Here, 2019 senesinde biz işte yeni gelen birkaç tane sizin gibi arkadaşlarla yani katılımcılarla bir gönüllü olarak onlarla bir başladık yani dedi ki biz bir sistem yapalım bir sistem çünkü. Türk e, mülteci sayısı artmaya başlamıştı. Neler yapılabilir? Böyle platform olmasında fayda e, olur e, diye birkaç yerden e, düşünce geldi. Biz de aslında aynı mantıkta düşündük. Ben e, sosyal proje uzmanıyım kendim. Hani o manada sosyal proje olarak e, el aldım. Yanında başka projeler de yapıyordum değerli arkadaşlar. İlk kurduğumuzda dedik ya yani şöyle bekon gibi e, faydası olsa kurmuş olalım. Vefa Bey de ilk bizim gönüllü grubunda ilk başladığımız arkadaşlardandır. Sonra tabii sistem çok hızlı büyüdü. Yani 2019'da başlayan sistem birden şu an işte ciddi sayılara ulaştı. Yani projelerde toplam 440 kişiyle aktif ilgilenme. Bu arkadaşlar ciddi bir sayı. Yani baktığımızda piyasadaki şu an Refüji Talentaf ve UAF gibi kurumlarla aslında bir manada sayısal olarak şey değil onların gücü biraz daha fazla ee, yani aynı seviyelerde ilerlemekteyiz. ve Bunu da söyleyeyim burada Refugee Talent Hub'da zaten şu an e, bir ortaklık e, görüşmesi bitti. Yani bir imza süresine gelecek. Yani bunlar da güzel Microsoft ortaklığı da var. İşte LinkedIn'den uzaktan bir ortaklığımız var. Onun dışında e, bayağı bir Hollandalı kurumlar şu an e, ortaklığımız var. Yani bu işleri ama sizin için yani ve sizin geliştirdiğiniz bir sistem olarak düşünün arkadaşlar. Çünkü yarın bir günde siz de işe veya sizin de düşünceleriniz olduğunda bu vakıf bu şeklinde ele alıyor. Ne dedik? 08 metodu dedik. Yani ilk geldiğinizde başlar. 8 sene boyunca. Bizim arkadaşlar iki tane ana size yönelik aslında hizmetimiz var. Bir bilgilendirme görevi. Bilgilendirme görevi arkadaşlar herkese. Yani projede olsun olmasın. Size doğru bilgiyi bulup getirmeyle alakalı arkadaşlarla misyonumuz var. Burada sitemizde var. Bu noktada sosyal medya kanallarımızda hem bizim programla hem başka size uygun programları bularak bilgilendirme üzerine bir misyonumuz ve hizmetimiz vardır. İkincisi ise değerli arkadaşlar şu an dört sektör belki yarın bugün daha fazla artacaktır ama dört sektörde yani bunlar nedir? IT sektörü, teknik, mühendislik, öğretmenlik sektörü, bir de şu an administratif iş dediğimiz yani banka çalışanıyla biraz başladık. O yönde e, projelerimiz var. Yani buralara katılabilirsiniz ve size projelerde yardım etmeye çalışıyoruz. İşe yerleştirme ile alakalı. Dediğim gibi 440 kişi şu an e, projelerimizde yer alıyor. E, biz bütün başka Hollanda'daki kurumlara yani Refugee Talent Hub gibi, UAF gibi kurumların komplementer diye bir kelime var arkadaşlar. Tamamlayıcı unsur olarak çalışıyoruz. Yani onlara Rakip olarak değil, biz yapıyoruz, onlar yapmıyor değil. Biz onlarla ortak yapıyoruz çoğu şeyi evet. ve siz aslında o, o manada ilgilenmiş oluyoruz. Ee, dediğim gibi bizim iki tane misyonumuz bir bilgilendirme, ikincisi projeler vardır arkadaşlar. Ee, Tavsiyem e, sosyal medya kanallarını takip edin, bilgilenmeden gerçekten faydalanın. Arzu ederseniz de projelere de katılabilirsiniz. Ee, hiçbir projemiz sizlerden yani katılımcılardan yani ne bu bilgilendirmede ne bu bir yerde bir ücret talep edilmez destekleyenler genelde belediyeler oluyor. bazen fonlar oluyor veya şirketler oluyor arkadaşlar. Sistem bu şekilde ilerlemektedir. Bunu da ifade etmiş olayım yani. bir sorumuz var. İki ayrı vakıfta yani şirkette bağlı bir okulda çalışırsak maaşta kesinti olur mu diye bir soru var. İki farklı okulda eee çalışmak. arkadaşlar Hollanda'da şöyledir. Bir iş yeri size eee maaş veriyorsa ikinci iş yeri iki yerde farklı yerde çalışmanız ikinci yerde indirimler alamazsınız. Yani bu vergilendirme ile alakalı. onun için bu işi yapmadan önce hani iki yerde çalıştığınızda evet bir kesinti olur. Yani şöyle ifade edeyim. İki farklı iş yerinde işçi olarak çalışırsanız ikinci çalıştığınızdan ciddi manada vergi kesiyor. Eee bunu en iyi yapabileceğiniz birinci iş yerinden veya ikinci iş yerinden muhasebecisinden bununla alakalı bir hesap tutarı isteyin. Yani ben burada çalışırsam bana ne kadar e, kalacak? Ya bu noktada bilgilendirirseniz kendinizde daha iyi olur arkadaşlar. E, yani çünkü bazı detaylar var. Burada çok hani genel bir webinarda bunlar e, anlatılmaz. E, ama e, tavsiyem iki iş yeri olduğunda arkadaşlar ikinci iş yerinden kesinlikle onların muhasebecisinden birinci iş yerinin kağıtlarını vererek oradan bir hesap yapmanız yapmasını talep etmeniz Evet çünkü kesinti oluyor bazen çalışmamak daha mantıklı olabiliyor bunu da söyleyeyim bir tavsiyem de ikinci iş yerine zetsepe, yani iş yeri açarak kendinizin saatini pazarlayarak yapmanız daha mantıklı oluyor böyle genel bir bilgi vereyim Bunlarla alakalı e, bazı şeyleri sonra daha anlatırız Buyurun lütfen ee, şöyle mi yani hem bir yerde sözleşmeli çalışacak, aynı zamanda kendi şirketini kurup, hibrit model dediğimiz bir modelde çalışabilir. Hibrit model diyoruz buna değerli arkadaşlar ve şunu açık ifade edebilirim ki, yani defa ve biraz da anekdot gibi olsun, yani Türkiye'den gelen 10 arkadaş varsa dördünün içinde o tüccarlık ticaret yatıyor. Ne kadar? Şimdi hemen değil desem bile ama şu soru çok önemli bence iş yerini ne zaman açmamız lazım? Bunu çok geliyor bana hani ne zaman hangi dönemde iş yeri açmak? Bununla alakalı bizim bir YouTube'da bir e, ayrı bir yayın soru cevap olarak da var. Ama burada da sadece ekstra ifade edeyim. Değerli arkadaşlar bir işin yanındayken yanında bir şirket açmak sizi Hollandaca kelime kullanayım persaldo yani sizi ay sonunda biraz daha öne getiriyor arkadaşlar. Bunu biraz en muhasebeciyle iş yeri kurduğunuzda da anlarsınız. İş yeri derken burada değerli arkadaşlar Hollanda'da ZSP modelinde bir iş yeri vardır. Bu kendinizin saatini pazarlamak diyoruz buna. Yani tavsiyem bir iş yerinde çalışıyorsanız ikinci işi kesinlikle yapabiliyorsanız ZSP saatinizi satarak yapmaya çalışın. İşçi olduğunuzda ciddi bir kesinti oluyor. Hollanda'daki böyle ne yazık ki üzücü biraz kelime ağır olacak ama saçma kurallar var. Ee, bunlara Belli bir işe girdikten sonra ne yazık ki üzülerek alışacaksınız arkadaşlar. Tabii aramızda e, kampta kalan, şu anda süreci tamamlanmamış arkadaşlarımız var. E, tabii şu anda kamp süreci uzun. Yep. E, süre i̇çerisinde e, işe girebilecekler mi? Bu süreçte çalışmak dışında mesleki bir staj. E, yep. Uygun mu? Kolay mı? Bugün yep. bir haber vardı. bilmiyorum denk Okudum. Mi? Yani 24 hafta kuralının kalkmasıyla alakalı bu e, şeyle ilgili mahkeme karayla ilgili e, bu soruya denk geldiği için aslında onu da e, yaptım, belirttim e, bununla ilgili kısa bir bilgi verir misiniz? Okey. Mahkemeye... Şimdi değerli arkadaşlar bence bu kamp dönemini iki şekilde değerlendirelim yani e, şimdiki dönemde neler oluyor neden bu kadar kamp dönemi oluyor genel biliniyor ama kısaca ben oraya gireyim sonra da ...kamp dönemini nasıl değerlendirelim... ...veya işe gireceksek nasıl olacak... ...veya neden işe girmeyi orada... ...onu önemli tavsiye etmiyoruz... ...bunu biraz daha açayım değerli arkadaşlar... Ee, ...birincisi bildiğiniz gibi... ...Hollanda'nın kamp dönemi uzamasının nedeni... ...ev krizi arkadaşlar... ...yani evler olmadığından dolayı... ...kamp dönemler uzuyor... ...bir de IND'deki e sıkıntı... ...bir de gelen kişilerin fazlalığı... ...ya yani bu üçüsü birleştiğinde... ...şu an ciddi bir oranda... ...kampın uzadığıyla alakalı... ...bizim de haberimiz var... Ee, Sistemin de haberi var. Yani bütün belediyelerle falan, yani belediye kurumları veya bizim gibi mülteci projeleriyle görüştüğünde bundan haberleri var. Bundan alakalı hızlanma durumu söz konusu mu zannetmiyorum. Bunu açık ve ne söyleyeyim. Değerli arkadaşlar hani bilgi size dedim ya hani bilgilendirme sorumluluğumuz var, misyonumuz. Bu bilgiyi vermiş olayım. Şu anki gözlemlediğim, bunu söylerken şunu da söyleyeyim. Bir siyasi partinin İntegrasyon ve e, mülteci bölümünün tavsiye kurulunda olarak da söylüyorum. Oradaki gündemlerden de gözlemlediğim bu durumun çok hızlı değişmeyeceği e, bunu ne yazık ki ifade etmiş olayım. E, kamp dönemleri uzun ne yazık ki e, bu ilk dönemde gelenlerle biraz eşit veya onlardan da fazla oldu. İlk dönem gelen arkadaşlar da katılımcılarda biraz bir uzama vardı. E, sonra arada çok bir hızlanma oldu. Sonra da şimdi yeniden bir uzama dönemine girdi Kamp döneminde işe girmeye biz niye karşıyız? Birincisi değerli arkadaşlar aslında şöyle ifade edeyim. Biz işe girmenin en ideal dönemini şöyle tanımlıyoruz. Kişi B1 veya B2 ortasıdır. Bakın dil seviyesi B1 ve B2 ortasıdır ve Hollandacadır bu. İngilizce pazarıyla alakalı mesela bazı arkadaşlar soruyor ben İngilizce ile girebilir miyim? Evet girebilirsin ama expert pazarına girersin. Expert pazarı nedir arkadaşlar? Dar bir pazardır, zor bir pazardır, ve şu an ne yazık ki üzülerek söylüyorum İngilizce ile işe girmiş ve istif kalmış arkadaşlar vardır. Yani yeniden iş arıyorlar ve zorlanıyoruz iş bulmadı onlar. Neden? Çünkü o pazar çok dar. Ve o pazarın ekspet pazarında sizden beklentisi de çok yüksek. Yani çok hızlı bir şekilde performans vermeniz gerekiyor. Onun için İngilizce ile işe girmeleri biz genelde deriz ki tamam ama Hollandacanın minimum bir yap. Yani genelde bizim ideal iş dediğimiz dönem Hollanda'ca veya İngilizce'nin B2, e, öbür dilin ise B1 olduğu seviyedir. Ha diyebilirsiniz ki ben A2 Hollanda'ca, hadi biraz kabul edelim. Çok İngilizce varsa A2 hani böyle küçük, e, e, kural dışı bazı olsa da ama en ideal arkadaşlar Hollanda'ca B2 veya İngilizce B2, öbür dilin ise B1 olduğu iş e, imkanlarıdır. Şimdi kamp döneminde, bir dil eğitiminiz o seviyeye gelmediğinden ve gelemeyeceğinden ve Hollanda'nın bu noktada bir yatırım olmadığından dolayı biz size işi tavsiye etmiyoruz. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi işlem alakalı sorumlu belediyedir. Yani size işi yönlendirme, eğitimleri yaptırma, bundan alakalı dil eğitimi verme bunlarla alakalı sorumlu belediyedir. Eğer belediye zaten o oturum dönemine kadar ulaşamazsak siz belediye bu noktada yatırım yapmıyor. Ve siz işe girdiniz diyelim. Diyelim ki pizzacı da çalışmaya karar verdiniz. Biraz da canınız sıkıldı. Bunun gibi sorular geldiğinden dolayı ifade ediyorum. Biz de yapmaya başladınız. Ve arkadaşlar maaş kazandınız. Yani bu sosyal alınan maaşın üstüne çıktınız. Ne yazık ki sistem şöyle işliyor. Aid caring yani sosyal yardımın üstüne çıktığınız an sistemden çıkıyorsunuz Hollanda'da. Sistemden çıkmanız bu demek. Belediye sizden alakalı dil yatırımı yapmayabilir o zaman. Eşinizle alakalı dil yatırımı yapmayabilir. Ve derler ki oh ne güzel sen zaten işe girmişsin bundan sonra kendin çöz derler. Onun için gerçekten çok güzel bir imkan mı geldi ve çalışmak mı istiyorsunuz? Değerli arkadaşlar üzerine bastırarak söylüyorum kamp döneminde işe girenler e, sosyal maaşın altında kazansınlar. Part time çalışsınlar. Full time çalıştıklarında sistemden çıkarsınız. Sonra sisteme geri dönemez. Sizinle alakalı ve partnerinizle, eşinizle alakalı bütün yatırımlardan mahrum kalmış olursunuz. Son olarak sadece gelişmekte bahsedebilirim. Hollanda'da kamp dönemleri çok uzadığından dolayı bazı belediyeler ve bazı bölgeler kamp döneminde eğitim başlama imkanlarını vefabı şu an açmaya çalışıyorlar. Bizle de bu noktada görüşmeler var. Bizim projelerimiz normalde belediye belli olduktan sonra başlıyor arkadaşlar. Ya bu çok önemli çünkü biz belediye izinsiz başladığımızda sonra belediye buna ters yani şey yapabilir, kabul etmeyebiliyor. Biz onun için belediyelerden izinle başlıyoruz projelere. Belediyelerle beraber aslında. KOA'da e, bununla alakalı bir çalışmada var şu an. Yani KOA döneminde oturum almışlar. Ne yazık ki. Bunu da söylemiş olmam lazım oturum almış ve belediyeleri belli olmuşların kamp döneminde projeye katılımla alakalı bazı koa e, yani bir manada bazı eğitimleri koa ödeme ile alakalı e, istekli ve bazı mesela diyelim IT kursunu koa kendi içinde e, organize etmemizi talep ediyor bir bölgede. E, öbür tarafta ise bazı projelere katılımla alakalı destek çıkacağıyla alakalı görüşmeler var. Bununla nedeni kamp dönemlerinin çok uzun olduğundan dolayı arkadaşlar. Onun için Evet, projelere kayıt olabilirsiniz. Projelere bildirin, varlığınızı bilelim. Bazen sizi test edelim. Hani projeye katılıp katılmayacağınızı bilelim. Ama oturum alır almaz ve geldiğiniz kampta veya işte belediyenizle belki bizim bazı anlaşmalardan size kamp döneminde de arkadaşlar yardımcı olmaya başlayabiliriz. Biz çünkü e, projelerimiz çok erken başlatıyoruz. Elimizden geldiği kadar az de başlayan projelerimiz var e, ve size işte işe girene kadar yardımcı oluyoruz ve işten sonra da. Onun için kamp dönemini biraz geniş anlattım Vefa Bey. Katılımcılarımızın ciddi bir oranın kamptan geldiğini düşünerek bunu anlattım. Dediğim gibi kamp dönemindeki sıkıntılardan haberimiz var. Bizim kesinlikle bilgilendirme kanalını izleyin, bilgi alın. Bizim kanalda hani Telegram'a falan üye olun, oralardan bilgi alın arkadaşlar. Bunlar size faydası olacaktır. Bilgilendirin, bilgilenin yani. Projelerden de haberiniz olsun. Onun için söyledim. Ve oturum aldıktan sonra olduğumuz kamplarda belki yardıma başlayacağız. Bundan da alakalı ben burada bilgiyi vermiş oldum. Buyurun Vefa Şimdi Oğuzhan Bey bir, biraz önce e, ZZP ile alakalı bir şey söylemiştik. Bir evet. e, katılımcımızın bir sorusu var. Onu da düzeltmek e, istiyorum. Okullarda öğretmen olarak çalışmak için ZZP yani şirket mi kurmak lazım diye soruyor. Hı. Böyle bir şey yok. Doğru mu? Ya şöyle... E... Midir? Değerli Anladım, arkadaşlar evet SETSEP olarak da çalışma imkanı var ama az okullarda. Onu ifade edeyim. Ee, yani benim tavsiyem onun için şuydu. Yani bu yapmayın demek istemiyorum. Bir yerde çalışıyorsunuz, başka bir okulda teklif mi verdi? Onların muhasebecisinden bir hesap yapmasını talep edin ve siz o hesabın içine bakın. Ve hala hoşunuza gidiyorsa yapın arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani oradaki size kalan rakam biraz daha düşük olabiliyor. Demek istediğim oydu. Ee, yoksa mesela e, yani illa ZZP olun pazarlayın değil. Evet okullar ZZP'yi de kol, kabul edebiliyor. E, bu böyle imkanlar var. Yani hiç yok değil. E, okul sektöründe biraz az gözüken bir şey, e, sistem. Mesela sağlık sektörünün ciddi bir oranı ZZP. Yani ona yakın bir meslek olduğundan söylüyorum. E, IT'de ciddi bir oran ZZP. Devlet işlerinin ciddi bir oranı ZS2. Yani bunlar imkanlar var. Bunu şöyle de ele alabilir katılımcımız. O okula gider sorar ki ya ben ZZP olsam öyle de alabilir misiniz acaba? Bazen okullar ele ele kısa bir dönemse hani bir şey dönemi vardır ya bir hamiledir bir öğretmen gitmiştir. Onun yerine gelecektir ya bir hastadır infal olarak. Bazen kabul de edebilirler arkadaşlar. Ama elinizden geldiği kadar bunu hesabını yaptırtın ona göre. Çalışın, yani sonra bir e, sürpriz olmasın size. Öyle ifade edeyim yani. Ee, Olsan bir e, Hollanda'da ilk işe girmek e, evet. tabii zor, öyle kolay olmuyor. Evet. E, ama ilk işten sonraki bir e, diğer bir işe girmekte yani bir Hollanda'da bir çalışma tecrübesi e, olan kişilerin ikinci bir işe girmesi çok daha kolay oluyor. Evet. Yani e, CV'niz ne kadar iyi olsa da ilk iş bulmada ciddi zorluklar. Yaşıyoruz, yaşadık e, da. Şimdi bunun nedeni, bu insanlar bize güvenmiyor mu? E, yoksa bizimle çalışmak istemiyorlar mı? Neden? Yani? <laughs> ee, Zorluğu nedir? Güzel bir soru. Ee, evet, <laughs> çok hani derin analizler gerektiren ama ne kadar faydası olacak bu analizler burada bilmiyorum ama birkaç tane nokta ifade edeyim. Değerli arkadaşlar ben şirketlerle oturup görüştüğümüzde konuştuğumuzda şöyle bir birkaç şey görüyoruz. Yani gözlemlediğim birkaç şeyden bahsedeyim o zaman. Birincisi değerli arkadaşlar iki şirkete ayırmak lazım. Bir şirket corporate dediğimiz büyük firmalar. ABN Amro, Rabobank, Shell bunlar mesela büyük firmalar var. Bir de arkadaşlar daha çok aslında insanı alıp işe çalıştırabilecek kobi firmaları var. Ya bu ikisi arasında bir fark var. Birincisi biz mesela eksper e, hani bu işi proje olarak yapan e, kişilerle buluşmada hani eksper mitinglerde düşünme seanslarında diyelim hani e, başka e, kurumlarla e, şöyle bir e, e, sloganik bir cümleye e, denk geldi. Büyük firmalar, korporatlar sistem varsa işçi alıyorlar değerli arkadaşlar. Yani Sistem yoksa sistemine uygulama yapamıyor. Bu bir. Çok orijinal bir şekilde. Yani Adrian Amro bunu düşünecek. Çok öncesinden hesap edecek. Ben 10 insan alacağım diyecek. 10 insanı görüşecek. 10 insanı o şekilde alacak. Yoksa almıyor. Yani bir. Bunu unutmayın. Küçük firmalarsa, ise COBI firmalarında ise e, oradaki HR veya müdürün iç motivasyonuna daha çok bakıyor. Yani oradaki iç motivasyonda diyecek ki evet ya ben böyle gruplara yardım etmek istiyorum. Ee, ve ondan, ondan sonra sistem açıyor Arkadaşlar bu bir fark bunu e, bilmek lazım ee, İkincisi değerli arkadaşlar genelde söylenen dil sıkıntısı Mesela bize en çok gelen şu an işe girenlerde de birinci dönemde iş yerlerinden bize geri dönen şey şu diyorlar ki Evet ya iyi güzel ama dili yetersiz bunu iyi anlamak lazım bakın dili yetersiz derken bizim beklentimiz veya bizim o iş için dili yetersiz demek istiyorlar çünkü ne yazık ki onların beklentileri neredeyse Hollandaca, Hollandalı gibi hani bir manada görüşebilen insanlar. Yani hemen benim işimi çözsün. Başka mültecilerle karşılaştırdığında çok iyiyiz. Ama kendi Hollandalı başka tim hani o takımdaki başka çalışanlarla karşılaştırdığında ya yetersiz gibi ettiriyorlar. Bu bazen geri geliyor bize. Ee, yani dil meselesi bir. İkincisi travmadan çekiniyorlar. Yani diyorlar ki biz bunu işçi olarak alacağız. 2-3 ay sonra ben hastayım dese ne yapacağım ben? Bundan bir çekinmeleri var. Biz mesela buna karşılık e, bazen e, hani taşeron firma Türkiye'de çok yanlış anlama gelse de Hollanda'da taşeron firmaların bazen faydaları burada daha çok oluyor arkadaşlar. Çünkü bazen sistemler diyor ki ben devralıyorum bunu ve hala ver Ben bunu legal işvereni olayım ben sana saatini vereyim. Bu ara kurumları bazen büyük sistemler çok daha istekli oluyorlar. Çünkü deneme süreci daha uzun olabiliyor arkadaşlar. Bunu da ifade edeyim. Evet yani genel olarak sıkıntılar bunlar. Ama ben birkaç tane bunun üzerine yeni gelişmelerden de bahsetmek istiyorum Vefa Bey. Mesela ilk işe girmişte şu an bir daralma görüyoruz Hollanda'da. Bu nedeni neden? Dedim ya corporate yani büyük firmalar sistemler kuruyorlar ve sistemlerle işçi alıyorlar. Hollanda'da yüksek tahsilli mülteci oranı hep yüzde yedi yüzde ondu mültecilerde gelen. Ve bunların da diplomaları denk değildi arkadaşlar. Onun için her sene 100 ile 150 kişi arası sistemler işe alırdı. Bu Türk mültecinin gelmesiyle arkadaşlar neredeyse şu an 250, 300 yani bir saymıştım. Bizim projeleri de dahil ettiğinde 325 falan ediyordu sayı. Yani sistemlerin sistem olarak yüksek tahsilli işe yerleştirme e, bölümü. Arkadaşlar bizim şu an işe hazır B1 Plus dediğimiz yani işe şu iş hazır olan arkadaşımızın sayısı 800 kişi neredeyse. Sadece bizim arkadaşlar bu 325'i doldursa bile bir 475 öbür tarafta giremiyor. Bu bir. Ne yazık ki korporatların sayısı artmadı. Yani bir ABN Amro her sene aldığının üstüne koymadı. Bir senet Aldığının üstüne koymadı arkadaşlar. Bu bir üzün, üzüleceğimiz aslında bir daralma var. Orada. İkincisi arkadaşlar bu kişilere kızın diye söylemiyorum ama ne demiştik birinci işten ikinci işe geçişte mi Vefa Bey? Bundan bahsetmiştik. Ne yazık ki bazen bu projelere giren arkadaşlar ne yazık ki demek de belki yanlış ama zaten şu an bir yerde çalışan arkadaşlar da giriyor. Ve bu projeler onları bazen önceleyebiliyor. Diyelim ki mesela Şel 25 kişi mi aldı? Bunun içinde arkadaşlar belki 10 kişisi şu an herhangi bir Hollandalı bir yerde zaten çalışan arkadaşlar olaya giriyor. Yani aynı hakkı iki kere kullanmış oluyor. Bu 325 o zaman yeni girenlerle alakalı 220'ye kadar düşürüyor arkadaşlar. Yani şu an ciddi bir oranda biz bize eliyoruz. Büyük projelerde. Dedim ya ben hem izlenimleri paylaşmak için bu seansta bugün söyleşi yapmıştık. Bunu bilmek çok önemli. Buna karşı ne yapılacak o zaman? En önemlisi arkadaşlar buna karşı bizim çalışmamız COBİ'lere e, yüklenmek. Yani küçük ve orta ölçekli firmalara ve bunlara e, mesela en büyük sıkıntısı küçük firmaların e, ara eğitimlerin ödenmesidir. Mesela Hollanda'da bir yazılımcı e, homeschooling yani en çok işe giren yazılımcılıktır arkadaşlar Hollanda'da. Yani yazılımcı değilsiniz. Yazılımcı kursu alıp işe giriyorsunuz. Yani bu Burada kurs altı bin euro. Siz bunun üzerinde profesyonel işe yerleştirme, job coach sistemi, job hunting, hani bunun gibi işe yönlendirme modeli, herhangi bir kurumlar, Refüji Talent olur, Azure Akademi olur. Ee, bir tane alırsanız bu da dört bin eurodur arkadaşlar. Yani 10 bin, on bir bin euro ödemek zorundadır bir kişi için. Ee, Corporate'lar ne yapıyor? Onların bununla alakalı bütçelerini veriyor. 8-10 kişiyi birden alıyorlar arkadaşlar. Çekilse de ödüyor. Copy ee, firmalar bunu ödeyemiyor. Ödemeyi bırakın. Çekiniyor da ya. Ben diyor 10 bin ödeyeceğim ve ne? Dili zayıf. Belki travma yaşayacak. Belki çekincelerini düşünüyor. Anlıyorsunuz değil mi? Ya Bu korkuyla insanları e, almaktan çekiniyorlar. Bir de tanımıyorlar. Tanımayınca da bu çekinme daha da yükseliyor. Ya biz bunu nasıl çözmeye uğraşıyoruz? Büyük bu özellikle eğitim yuvalarıyla toptan 100 veya 150-200 kişinin bütün eğitim ve yönlendirme masrafını bir celsede e, finansta ettirmeye çalışıyoruz ya Hollanda devlet kurumlarına veya belli fonlara Çünkü bunu yaparsak piyasaya şöyle girmiş olacağız değerli arkadaşlar piyasa kobi firmaları size bedava bir manada saçma geliyor arkadaşlar ama ne yazık ki böyle ele almak zorundayız size bedava direkt işe girecek girebilecek e, insanlar yetiştirdik Buyurun tanışın alın Üzerine ilerliyoruz. Bunun dışında bir tane teknikte de, ne dedik? Bin arkadaşımız işe girdi, değil mi? Bu arkadaşlarımızı iyi değerlendirerek şu an yani mentor dediğimiz arkadaşlar, onların size iş yerlerinin içine yerleştirmeyle alakalı bir proje hazırlıyoruz. Bunları hazırladıkça bu daralmayı genişletecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki bunu bildirmem lazım çünkü şu an çok üzülen arkadaşlar var, dili hazır olup işe giremeyenler. Bunlardaki bu daralmaktan haberimiz var. Ama bununla da alakalı adımlarımızı bu şekilde atacağız. Çekinceleri Vefa Bey bu şeklinde insanların ilk işten alakalı. Ben bir oran daha vereyim. Bu oran biraz değişken belki biraz artmıştır ama ilk işe girmedi arkadaşlar minimum iş 30 tane başvuru yaparsanız doğru başvuru yapıyoruz diye hesap ediyoruz. Yani şöyle ifade edeyim. Şöyle bir slogan bir cümlemiz var. 10 tane iş yerine başvurdun Hiç kimseden reaksiyon yok. Doğru başvuru ama başvurunun doğru olması çok önemli. Çünkü arkadaşlar mail öylesine atıyor başvuru yaptım diyor. Başvuru öyle olmaz. Doğru adımlarla yapılmış 10 tane başvurudan cevap gelmedi kağıtlarına bakalım diyoruz. Bir bakalım doğru maili atıyor musunuz? 30 taneden başvurdun hiçbir cevap gelmedi. Ee, o zaman sektöre bakalım diyoruz. Sektör değiştirmek daha mantıklı diye ifade ediyoruz. Ee, İkinci iş değiştirmelerde ise arkadaşlar sektörüne bağlı olarak şunu ifade edebilirim ya çok hızlı kendisi ilk başvuruda kabul alıyor veya zaten LinkedIn'de kendisine teklifler geliyor arkadaşların şu an çalışan arkadaşlara bunlara öyle ifade etmiş olayım. İlk işte hem daralmanın hem de ilk işteki bazı oranları vermiş oldum bu şekilde. Durun Buradan devam edeyim. Bir şirketle kontrat imzalayacağım. E, bu kontrat imzalama aşamasında kontratta bize fayda sağlayacak ve dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Neye dikkat etmeliyim? Ya <laughs> mı? Emekliliğe mi? Çalışma günlerine mi? Evet. Yani... Değerli arkadaşlar birinci işte bizim en çok dikkat etmeniz gereken mesele maaş değil diyoruz. Eğitim e, imkanları. Yani iç eğitim imkanları nelerdir? Size hangi eğitim imkanları veriyor iş yeri? birinci dikkat etmemiz gereken birinci iş kontratlarında budur arkadaşlar. Çünkü şunu unutmayın. Siz iç eğitim alır. Size yatırım yaparlarsa onlar sizi bırakmaz veya başka firmalarda da değeriniz artar. Onun için en önemlisi iç eğitim. Kendini geliştirme köyüzü bütçet derler veya şey bunu sorabilirsiniz. Yani ben buraya geldiğimde hangi eğitimler vereceksiniz? Hani bir, bir, eğitim imkanı var mı içeride? Bunu sorabilirsiniz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar kesinlikle ee, mesela şunu soran arkadaşlar olabiliyor ben sadece öğretmenlik projesinde ayrıla e, hani ona onlar kendi içinde yani proje içinde bir e, bilgi paylaşım var zaten değil mi Vefa ve öğretmenlerle alakalı bir söyleşi olacak o arkadaşa sadece benim orada çünkü biraz değişkenlik var e, tecrübe senesi saydırma arkadaşlar birinci kontratlarda çok girmeyin tavsiye çünkü evet 10 sene 15 senedir çalışma tecrübenizi taşıdığınızda maaş skalası birden artar ama birinci sene kontratlarda İlk kontratlarda bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Biz bunu ikinci dönem kontratlarda tavsiye ediyoruz. Yani birinci dönem kontrat önümüze geldi. İlk bakacağımız orada eğitim imkanı. Hangi eğitim imkanları var? Ee, ve ikinci bakacağımız arkadaşlar yani minimum bir maaş hani var mı? Yani yeterli. Yani yeterli maaş skalalarıyla alakalı soracak olursanız sektörüne bağlı olarak işte 2200-2300'den arkadaşlar 3500'e kadar arada maaşlar var farklı sektörlerden olarak. Ee, Proje işlerinde bazen arkadaşlar sorarlarsa hani orada zaten bu skalaları her proje içinde bildiriyoruz. Hani ama çok önemli değil bunlar arkadaşlar. birinci sene girdiğinizde önemli olan hangi eğitim imkanları var ona bakın. Bir sene minimum veya altı ay minimum ve bir sene uzayacak şekilde birinci firmada kalmaya çalışın arkadaşlar. Birinci iş yerinde kalmaya çalışın. Sizin piyasa değeriniz bir sene sonra daha yüksek oluyor. Biz zaten şöyle diyoruz. Mesela ondan alakalı Vefa Bey çalışanlara özel bir eğitim olacak. Yani şu an bir HR'da çalışan bir arkadaşımız teklif etti. Güzel de bir teklif. Kontrat anlaşmalarında nelere dikkat edilsin veya kontrat geliştirme, kontrat pazarlığında neler yapılır? Bununla alakalı bir ayrı eğitim belki öyle şey yaparız da eğitim yaparız galiba. Çalışan arkadaşlara yapacağız. Mesela orada ben tavsiyem genelde şöyleydi. Bir yerde iş yerinde başta biz mesela dış bir iş yerinden ikinci kontratta görüşme yapıyoruz. Hani diyoruz ki teklifler alıyoruz. Sonra o teklifle birinci iş yerine gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bak bana dışarıda şöyle bir teklif verdi. Tecrübe senemi de saydılar veya yarısını saydılar neyse. Sen ama bunu değiştirecek misin? Değiştirmiyorsa o tarafa geçebilirsiniz. Bu değişimler arkadaşlar size daha çok imkanlar verecektir finans noktasında. Birinci sene tecrübe en çok önemli olan eğitim bölümüdür arkadaşlar. Bunu böyle söylemiş oluyor. Evet, şimdi tabi aramızdaki birçok arkadaşımız 2022 yılından sonra bir kanun değişti. Yeni kanun. Bir kanun oldu. Şimdi eskiden bir diyor kredisi vardı, o diyor kredisiyle insanlar dil kursuna gidiyorlardı. Şu anda bunu belediye üzerinden bu dil kursuna gidiyor. Evet. Tabi belediyedeki sizin kontak kartlarınızın size yaklaşımı ve düşeceğiniz kişi de tabi bir şans. Bu da tabi ayrı bir önem arz ediyor. Şimdi bazıları sizin önünüzü açıp size e, fırsat tanıyor. Dil kursuna gitmenize, size e, zaman tanıyor. Ama bazıları ise hemen çok kısa bir sürede 6 aylık, 1 yıl gibi kısa bir sürede sizi işe girmeye e, zorluyor. E, burada bu arkadaşlarımız bu tür zorluklarla karşılaşırsa ne yapmalılar? Nasıl evet. davranmalılar? Ben çalışmıyorum. Ben e, gitmeyeceğim diyebilir mi? Şimdi bence burada bir birinci direk şunu tavsiye edeceğim bu yeni kanunla alakalı 38 dakikalık bir video vardı bizim YouTube kanalında tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar orada şunu yaşın yani üzerine çok girdik pip planı denen bir plan var yani sizden ilk belediyenin kuracağı bir plan arkadaşlar burayla alakalı tavsiyeleri o videoda izleyebilirsiniz benim gerçekten tavsiyem 38 dakikayı baştan sona izleyin orada dil bölümlerinde nelere dikkat edeceksiniz işte e, belediyeyle görüşünde nelere dikkat edeceksiniz neler söyleyin neler söylemeyin, teker teker anlattık tavsiyem onu bir izlemeleri bu bir bunu söylemiş olayım ikincisi e, ben genel anlamda şunu ifade edebilirim bakın Hollanda'da belediye çalışanları düşmanımız değil aslında ama biz onları yanlış değerlendiriyoruz bazen bunu başta ben söyleyeyim birincisi arkadaşlar iş bulmada belediye çalışanı hiçbir zaman bizim destekçimiz değil bunu unutmayın biz çünkü bir belediye çalışanı yüksek tahsilli mülteciyi nasıl yönlendireceğiyle alakalı yetişmişliği çok zayıftır. Gelişmesi çok zayıftır. Siz hepiniz bir kampta kaldınız. Sağınızdaki solunuzdaki insanları gördünüz. Kaç tanesiyle siz ilgilenince hangi yönde gelişirdiniz? Düşük tahsilli işlerle alakalı mı? yüksek tahsilli işlerle. Yüksek tahsilli çok az zaten insan var. Düşük tahsilli işlerle alakalı her şeyi biliyorlar. Nasıl sıkıştıracaklar, ne yapacaklar, hangi meslek, hangi imkan. Ama yüksek tahsillerle alakalı bazı belediye çalışanların bize dediği bir cümle var. Ya bir şey yok bizde. Hani elimizde gerçekten bir yönlendirme ile alakalı tecrübemiz çok zayıf. Şimdi yani karşımızda belediye çalışanı yönlendirme yönüyle alakalı kendini geliştirmemiş veya güncellememiş insanlarla oturuyoruz. O zaman sloganik olarak kafada da kalmasını arzu ettim şu cümleyi söyleyeyim. Belediye çalışanı ikna edilir, idare edilir. Başka sistemler kullanılır arkadaşlar. Biz veya her bir sistemimiz bizi kullanabilirsiniz. Hem belediye, mesela bizde projeye girenlere biz belediyeye kağıt veriyoruz. Elimizden geldiği kadar belediyeleri ikna etmeye çalışıyoruz. Yani şimdi izin şart bizim için bazı projelerde. İkincisi değerli arkadaşlar, Refugee Talent Hub var. Hollanda'da değil mi? Ünlü bir kurum. Yani bunu kullanmanız lazım. Yani belediyeyle karşı mücadelede tek olmamanız lazım. Onun dışında UAF var. Diyebilirsiniz. Refugee Talent Hub B2 olmadan ve İngilizcen olmadan ilgilenmiyor. Kayıt olun. Bir şeklinde haberdar olun. Yani bilin. Belediye görüşmesine de benim o tavsiyelerde dinleyeceksiniz. Bu kurumları bildiğinizde bildirin. Bazı programları varsa Refugee Talent Hub'ın kayıt olmaya çalıştın. Bazı programlara gidebiliyorsunuz. Hani çok açık mesela bazen davetten alıyorlar bazen hani tentin bir programı vardı mesela oralara gezdiğinizi gösterin yani. Üçüncüsü arkadaşlar UAF. UAF evet B1 biliyorum ama haberiniz olsun yani B1 olduğunda ben UAF'a gideceğim demeniz bile belediyede etkisi var. Hele B1'seniz UAF'ı kesin değerlendirin. UAF'ı Bunun gibi arkadaşlar New Beast var. Değil mi? Bunun gibi Refugee Team var. Ee, küçük kurumda olsa Startwerk, flüstering var. İşte bazı IT özel kurumlar, Blue Road Akademi gibi. Yani ne yapıp edip arkadaşlar bizim bu birinci işte bütün kurumları değerlendirme ve onlarla alakalı buluşma, görüşme ve bunu bildiğinizi bildirmeniz lazım belediyeye. Yani bu mücadeleyi tek vermemek lazım. Evet, bilmiyorum bu YouTube'da ya çok soru geldiğinden ama e, bakmamız lazım YouTube'da yayınlamış mıydık? Galiba yayınlamadık çünkü özellikle belediye şikayeti e, anlattığımızdan dolayı sadece burada ifade edeyim. Evet arkadaşlar şikayet sistemleri de vardır. Her belediyenin hem belediye şikayet hem de sistem yani siyaset şikayet iki tane şikayet vardır. Belediye şikayet genelde belediyelerde sitelerine bakarsanız şikayetle alakalı ilgilenen departman ayrıdır. Orayı yazıp doldurabilirsiniz. Buna dikkat edin. Siz kişiyi de biraz şikayet edersiniz ama aslında sisteminiz şikayet ediyorsunuz. Yani bazen çok kızan arkadaşlardan telefon gelen oluyor veya yardım hani bir çok talep eden olmuştu. Orada şunu gözlemlemiştim Vefa Bey. Yani arkadaşımız çıkmasını istiyor o kişinin yani o işi bırakmasını istiyor. Yani şimdi o değil arkadaşlar. Biz onların düzelmesini istiyoruz. Unutmayın. Ya yani kıssak bile onların işte darmadağın olsun anlamında değil. Şikayeti yazarken onun kurduğu sistem. İşte teklif bunu şikayet edersiniz. İkincisi de arkadaşlar yani belediyenin şikayet sistemi var. Bir de ikincisi arkadaşlar siyaset var. Yani bu da kimdir? Belediye başkan yardımcısı vardır. Vet howdur diyoruz. Mesela onu eve davet edebilirsiniz kahveye gidebilirsiniz. Dersiniz ki ben yüksek tahsilliyim ve sıkıntı yaşıyorum. Ya bunu hem size hani o kişi şikayet için değil. Ben şikayet yazdım ama hem tanışıp size bunları bildirmek istiyorum. Ya bir kahve. Kahveye çağırdığınızda ve bir teknik vereyim arkadaşlar. Hele hele iftara çağırdığınızda koşarak gelirler. Çünkü hayatları boyunca hiç iftar daveti almamışlardır. İftarı çok merak ediyorlar. Bir iftara davet edin. Genelde belediye başkanı ve tavdur. Bizim hani bazı arkadaşlar var. Yani çok hızlı vali davet etmiş. Geliyor yani çok zor şeyler değil. iftar çok merak ediyorlar. İşlerde nadir ne yapıyorlar? Nasıl bir şey? Ve onlar için bir gurur meselesi oluyor. Ben bir iftara gittim diye. Bu iftarda oturursunuz. Hani söz arası, kelime arasında arkadaşlar dersiniz ki ya işte beni çok erken işe zorluyor. Yani çok şikayet budur zaten. Ya ben işte şöyle bir eğitim yapmak istiyorum. Hiç ilgilenmiyor. Neyse. Bunun gibi cümleleri ifade edebilirsiniz arkadaşlar proje içi yani bunu unutmayın o kurumlar saydığım UAF gibi Refugee Talent Hub ki bizi we are here o genel bizim telegram yayınlarımız veya o yayınları sosyal medya veya mailiniz e, mail maille gelen bilgileri takip ederseniz bu kurumları biz zaten durmadan size e, gönderiyoruz bunları e, bakarsanız faydası olur diye ifade edeyim. We are here olarak e, sizin şu an anlaşmış olduğunuz belediyeler, var mı? ve Refüji Talent gibi böyle büyük kurumlarla, UAF gibi kurumlarla herhangi bir ortaklığınız var mı? Bununla ilgili kısa bilgi verebilir misiniz? Olur. Ben isterseniz bunu da bir şeyle birleştirmiş olalım. Çünkü birkaç kere dedim şu giriş sektörleri giriş iş sektörlerinden bahsettik ama hangi sektörler olduğunu ifade etmedim. Onları söyleyeyim. Ve şöyle yapalım. Her sektörle alakalı partnerlerimizden de bahsedeyim. Olur. Sonra da belediyelerle bahsedelim. Değerli arkadaşlar, Hollanda'da eğer desem ki en fazla işe girilen ilk 5 sektörü sayacaksak, yani dördünde bizim projeler genel var, yani bir tanesinde yok, oraya da ilerleyeceğiz ama birincisi yazılım sektörü arkadaşlar. Hala Hollanda'da en çok piyasada arkadaşların girebildiği e, sektörlerden bir tanesi arkadaşlar. Bizim FIT projesinin e, partneri şu an e, Azure Akademi yani, e, direkt partneriz. E, Make IT Workland. Dolaylı yönden partneriz. Ee, aynı şekilde Azure Akademi üzerinden Microsoft'la e, partneriz. Microsoft şu an e, yani Azure Akademi zaten sahibi onlar. E, onlarla da e, partnerliğimiz var. Yani e, biz mesela IT sektörüne hem girişte şöyle yapıyoruz. Şu an IT sektöründe çalışan arkadaşlar, sizi test ediyor, e, yapabiliyor musunuz, yapamıyorsunuz, onu bakıyorlar. Ondan sonra da o sektörde ilerlemenizle alakalı hem eğitim hem İngilizce eğitimi gibi eksiklerinizi tamamlayıp o sektörü yönlendiriyorlar. bütün hemen hemen Hollanda'daki işe yönlendiren IT eğitim sektörleriyle ortaklığımızı genişleteceğiz. Bu şeklinde ifade edebilirim. Microsoft Make IT Work, Azure Academy IT'de bizim sektörde partnerlerimiz. Refüji Talent Hub da oradan Azure Akademi ile beraber aslında partner. E, bu şekilde ifade edebilirim. E, bunu söylüyorum ama fitle alakalı galiba ayrı bir söyleşi de olacak. Değil mi? IT alakalı olacak. Birinci arkadaşlar en iyi girilebilen sektör yazılım olarak ifade edecek. Sektörler olarak baktığımızda arkadaşlar ikinci olarak en ilerleyen sektörü öğretmenlik olarak görüyoruz. Ha, yani çok böyle şunu üzülüyorum. Gelen arkadaşlardan ben öğretmendim. Tarih öğretmeniydim. Burada kesinlikle olamam. Arkadaşlar asistan öğretmenlik imkanları var. Doğru adımları doğru zamanda yaptığınızda gerçekten asistan öğretmen olarak başlayabilirsiniz. Şey, e, öğretmenlik projesiyle de bir söyleşi olacak. E, orada şunu ifade edebilirim. Öğretmenlik ve grantınız yoksa bile e, asistan öğretmenlik yapabiliyorsunuz. Öğretmenlik söyleşisine bunun detayını görüşürsünüz. Öğretmenlikte arkadaşlar UAF'nin e, projeler projeleriyle partnerliğimiz var. Yani biz aslında onları hazırlıyoruz arkadaşlar. E, ve UAF'nin işte e, Star Sounder for the Class gibi projelerine aynı şekilde DVDDK'ya da hazırlıyoruz. Aynı şekilde Verebdoku for the Class. Yani biz hazırlık bölümü olarak e, bu projelere hazırlık e, yaptırıyoruz arkadaşlar. Giremeyenler o projelere de desteğimiz çıkıyor. Öğretmenlik projesine bu şekilde bahsetmiş olayım. Mesela çok orijinaldir. Öğretmenlikte girişler var ama aynı en yakın sektör olan kreş sektörü çok işçi açığının ciddi bir manada olduğu sektörde ise aynı projeler yok arkadaşlar. Bunu ifade etmiş olayım. Ne yazık ki yani. Ee, yani mesela görüyorsunuz değil mi yani. Beklenti aslında kreşlerde de aynı yoğunluğun olması lazım. Ama ne yazık ki öğretmenlik e, şeyde e, olmasına rağmen kreşlerde aynı açığı görmüyoruz. Üçüncü olarak Arkadaşlar e, girişte gördüğümüz mühendislik teknik sektörü arkadaşlar. Buradaki partnerimiz Hollanda e, e, mühendisler yani Kiwi Hollanda mühendisler odası. E, bunların 17.500 üyesi var ve yani gerçekten sevindirici bir gelişme. Tek mülteci partner yani mülteci proje olarak partner biz de arkadaşlar. Bu gerçekten yani çok da üzüldüğüm bir şey yani. Şimdiye kadar niye başka projeler gitmedi ama biz ilk gitmiş olduk ve Kivi yani Hollanda Mühendislikler Odası'yla partnerliğimiz var arkadaşlar. Özür dilerim. Ama ama... Araya, gireyim. araya gireyim. Bu Kiwi e, söylediğiniz bir resmi bir kurum yanlış hatırlamıyorsam. Bir de, kraliyete e, ait. Yani kraliyet e, zaten Koninklijke İstitütü diye geçiyor arkada. Yani e, kraliyete ait olma e, onların Kurucu üyelerinde evet, bünyesinde kurucu üyelerinden bir tanesi de Kraliyet ailesinden oluyor. Hani e, toplantılarında onlarla zaten bakmıştım Frizo ile galiba onlar. Çünkü e, Frizo infinite Nurse Prize yani Frizo mühendislik ödülü veriyorlar. Kraliyet'e ait bir ödülü onlar veriyor mesela. O şeklinde. E, orijinal bir kurum yani 100 kaç senel güçseksen senenin çok geçmişi olan bir kurum. kim ile ortaklığımız var arkadaşlar. E, ve Aynı anda firmalar, mesela Tenet'le şu an oturduğunu ifade edebilirim sevinerek yeni bir görüşme geçirdik. Tenet e, güzel bir firma. E, aynı anda Refugee Tenet en çok bizim e, partnerliğimiz olacak projelerden bir tanesi mühendislik olacak. Onların çok projeleri var. Biz ön hazırlık kurslarına yetiştirmeyi yapıp arkadaşları yönlendiriyoruz e, o projelere. Mühendislikte, teknikte ondan da bir söyleşiniz olacak. E, i̇ki farklı bölüm var arkadaşlar. Tekniker olma bölümü var o çok daha farklı bir ilerleyen proje. Bir de mühendis olarak ilerleme çok farklı. İkisinin yolu çok farklı arkadaşlar. Belki o söyleşide de proje liderimiz veya proje mentorlarımızdan biri bu noktada sizi bilgilendirir. Bu iki e, yani ben işte elektrikçi olabilir miyim sorusunun cevabıyla ben işte mühendistim mühendisliğime nasıl devam edeceğim sorusunun cevabı biraz farklı arkadaşlar. O söyleşi de ele alacaklardır. Ne dedik? Bir yazılım. iki öğretmenlik. Üç arkadaşlar teknik mühendislik. mühendislik. Dört arkadaşlar administratif. Aslında dört ile beş birbiriyle kapışıyor şimdi. Beş de çünkü bomba Buhelay'dır. E, şu an e, bu programı sunan Vefa Bey'in yaptığı meslek bomba Buhelay'dır. E, administratif biraz masa başı işler arkadaşlar. Biliyorsunuz çok Rabobank'a giren oldu. Yani Rabobank çok duyuldu. E, Rabobank 45 e, 45 kişi daha alacak. Eee... Administratif biraz masa başında, biraz hukukçu arkadaşların, biraz işte muhasebe geçmiş olan arkadaşların yaptığı ama mesela işte Rabobank Türkçe öğretmenini de aldı. Hani illa öyle olmak zorunda değil. Aynı Olabilirim şekilde de. administratif proyektlerdir bölümü de genişlettiğimde ne diyelim en son işte bakanlıkta değil mi denetleme buraya girenler oldu. Proje liderliği. Hani biraz masa başı sekreter edemeyeceğim. E, belli bir bölümün e, bilgisayar başı işi diyelim arkadaşlar. Administratif çünkü sekreterya diye tercümesi yanlış olur. Bu meslekler e, genişlediğini görüyoruz. Bununla alakalı şöyle bir düşünce var ama bu daha piyasaya yansımadı. Hollanda'da master mezunlarının en çok aranan ilk onu finans sektörü olarak gözüküyor Hollanda'da şu an. Ama bu mesela mülteci projelerine daha yansımadı. Biz Refüji Talent Hub görüşürken bunun üzerine tartışıyoruz. Finansa yönelik projeleri nasıl ele alabiliriz? Bizde de şu anki proje zaten finansa yönelik olan KYC bankalarda bir işle alakalı projemiz var arkadaşlar. En küçük projemiz ne yazık ki o. Orada da çok sayımız var ama piyasadaki projelerin azlığından e, az ilgileniyoruz. Üzülerek bunu ifade edeyim. Yazılımda bir senede 100 kişiye yakın ilgilenmekteyiz. Öğretmenlikte 200 kişi arkadaşlar. Mühendislikte 100 kişi. Administratif dediğimiz iş KYC'de de 40 kişi şu an projede var. Bu sayıda 440 insan var. Yazmadığımız ve gerçekten yapmamız gereken bir iş olan Bomba Clyder. Vefa yaptığı işlerle alakalı. Bu da 5 diyelim arkadaşlar. 4 ile 5 biraz kapışır gibi. Hani sayılar yakın gibi. Hani Koa'da, e, ...sağlık sektöründe çalışma... ...hani oransal olarak baktığımızda... ...buradaki sayının da arttığını görüyoruz... ...Womba e, Halay'dır biraz geniş bir iş... E, ...ama... ...yani bir koa bir yerde iş ilanı açtı mı... ...çok ciddi manada bizden saldırı oluyor... ...yani herkes o işe... E, ...sarılıyor arkadaşlar... ...yani e, oradaki daralmayı bilin... ...ama Womba Halay'dır olmayla alakalı... ...aslında öğretmenlik projesine yakın bir şey... ...düşünmekteyiz... ...ama bu da meslekler içinde var arkadaşlar birinci giriş mesleği olarak bunları saydım yazılım öğretmenlik mühendislik tekniker e, administratif e, e, işler beşincisi de bomba halaydır dediğimiz işler arkadaşlar şu an en çok e, tutan ilk sektörler olarak ifade edebilirim şu anki izlenimlerimiz bunlar. Bu yeni sistemle alakalı video var demiştiniz. Tam olarak nerede? YouTube'da mı? Bizim diğer Are Here YouTube kanalındaki arkadaşlar gerçekten değerlendirin. Yani e, YouTube'da e, çok gelen soruları cevapladık ve sağ olsun bizim editör arkadaşlar e, mesela buradan da bazı e, parçaları alıp yayınlayacaklardır. Oradaki soru cevap bölümünde çok yayınlama oldu arkadaşlar. Tavsiyem onları alın izleyin. E, faydası olacaktır. Bazılarını güncelleme durumumuz var. Çünkü o dönemde verdiğiniz bilgi yeterli mi? Arada çekediyoruz. Sizden de ya bu bilgi biraz eksik gibi geldi dediklerinizi gönderin bize. Tazeden yeniden çekelim onları. Ee, bunu ifade edeyim. Yani YouTube'da bizim bir hier kanalımız var. Sistemimize girip bakabilirsiniz. Yani siteye girersiniz. Oradan YouTube kanalına geçersiniz. O şekilde izleyebilirsiniz. Vefa Bey'in işini biraz açabilir misiniz? Womba Collider kimdir abi? Ne iş yapar? Arkadaşlar Womba Collider ee, yani şöyle düşünelim. Herhangi bir kurumda e, bir grup insanla alakalı ilgilenme ve bunların sıkıntı veya programlarını koordine etme diyebiliriz genel anlamda. Bu kova personeli kampta size yaptı. Mesela onlara Womba diyoruz. Yani orada yaşayan insanlarla ilgilenme, problem veya program. İkisiyle ilgilen de ilgilenmeye Womba diyoruz. Başka nerelerde olabilir? Sağlık kurumlarında, yaşlılar evinde olabilir, bağımlılar merkezinde olabilir. Evet. Onun dışında e, hapishaneden çıkmışlardı olabilir. Yani sağlık hangi sektöründe herhangi bir, von Bachelard'dır bu. Buna yakın bir de aktivite etim diyoruz. Bu ikisi birbirine çok yakın meslek. Zaten bazen von Bachelard'dır, aktiviteleri de yapar. Farkı bir tanesi daha çok hangi aktiviteleri koordine alakalı profesyonelliği vardır. Öbürküsü ise kalan bir grubun ilgilenmesiyle alakalı. Bu her sektörde sağlık sektörü veya koa gibi veya işte farklı yerlerde olduğundan dolayı meslek bunu içeriyor. Bizim de ortalama arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi bunu yapabiliyor arkadaşlar. Yani şu an bu işe girenlerden e, kriminolojiden de gelen oldu, öğretmenlikten de gelen oldu <laughs> e, muhasebe yapıp da bu işe girenler de oldu. Sadece burada bir girişle alakalı farklı sıkıntılar göze batıyor. Onu çözmeyle alakalı proje yapacağız. Vefa Bey hatırlar SKJ diye bir e, registrasyon e, var. Hani bu işi yapabilmek için bazen. E, o SKJ registrasyonunun şartı da şu. Ya 4 sene e, içinde e, mezun olmuş veya o meslekte çalışıyor olman lazım. Peki. Siz 4 sene mültecilik veya durumu varsa ya bu nasıl oluşacak? Yani SKC registrasyon sıkıntısıyla alakalı bir e, çözüm getirilmesi gerek. Ülkesel proje biraz bunun üzerine gidecek. Ama şunu gözlemliyoruz değerli arkadaşlar. E, yaşlı evi gibi yerlerde yani ne kadar sağlık sistemleri içinde gönüllü çalışır ve oralarda iş imkanları bakarsanız hemşirelik değil de tavsiyem bomba halidir Daha çok olup, Bunu ifade edeyim. Bununla alakalı ama ülkesel daha bir proje yok. Ne yazık ki geliştirirsek bakacağız. Sağlık sektörüyle ilgili bir projeniz var mı? İleride düşünüyor musunuz? Sağlık sektörünü ikiye ayıralım. Wohnbekeleider, Aktiviteitenbekeleider. Bizim asıl yapmak istediğimiz meslek o arkadaşlar. Sağlık, klinik sağlık dediğimiz meslekten alakalı şu an bir düşüncemiz ne yazık ki yok. Olan projeye destek çıkıyoruz. Çok detay bir e, spesifik mesele olduğundan dolayı çok detay anlatmayacağım. Ama şöyle ifade edeyim. Yani Groningen'de bir proje var. Onu daha ülkesel yapmayla alakalı Hollandalı bir kuruma destek çıkacağımızı ifade ettik. E, o güzel çalışıyor. Yani Groningen'deki proje... Güzel çalışıyor. Ee, onun ismini biz yayınlıyoruz arkadaşlar. Bizim o yayınları takip edin. Onun açılış veya o, o proje e, bazen alt kayıt yapacaklar. Yani daha piyasaya çıkmadan kayıt yapacaklar. Biz sistemde yayınlayacağız bunları. O görüşmelerim var. Onun dışında e, kalp e, röntgencisi e, yani doktorlar için bir meslek açıldı. O da bir projeydi. Yani onu yayınlarız. Ve bunun dışında direkt klinik sağlığa yakın Loğusa Hemşireliği gibi projeler oluyor. Biz bazen yayınlıyoruz arkadaşlar bunu. Ee, oralarda tutuyor. Yani eğitim içinde böyle imkanlar var. Ee, ama sağlıkla alakalı hani piyasada çok fazla proje var mı? Yok. Bunu da bilmek lazım. Yani ben mesela yazılım öğretmenlik kadar sayıda sağlıkla alakalı proje yok arkadaşlar. Tüay sorgu var. Tüay sorgu da bize çok uymuyor. Yani o temizlik yani Peki. daha çok üzerine kurulmuş bir şey. Yani çok düşük daha insanlar için kötü bir iş değil yapmak isteyen gene yapsın ama çok yani maaş skalası ve büyüme imkanı çok düşük olduğundan dolayı o yönde tavsiye vermiyorum o şekilde ifade edeceğim. bir senelik bir bir firmada bir kontrat alıyoruz çalışıyoruz evet. e, fakat e, bu bir yılın sonunda kontratımız uzamıyor ikinci <laughs> iş görüşmesinde bu olumsuz bir e, durum oluşturuyor mu evet. bir de bu bir, şey. e, bir de diyelim ki o ikinci iş görüşmesinde işe giremedim tekrar avukat keringe mi düşüyorum Evet şimdi bence burada e, birkaç şeyi ifade edeyim. Birincisi değerli arkadaşlar biz koşulukta çok kullandığımız bir kelime var. Garantiden garantiye gidilir. Biz iş aramayı çalıştığımız anda başlarız. İş bitince değil. Bir yerden memnun değilsiniz veya uzamayacağıyla alakalı bir e, cevap aldınız veya cevabı zorlayın. Yani ne olacak hani ben uzayacak mı uzamayacak ona göre başka alternatiflerimi değerlendireyim cümlesini çok erkenden kurun arkadaşlar. Görürsün. Baktınız tam belli değil. Böyle uzatmaya yakın gitmiyor. Hemen alternatiflere bakın. Hiçbir zaman yani en ideal işten işe değişim çalışırken başka işe geçmektir. Bu bir. İkincisi bir işte bitirdik kontratımız bitti. İlk adımda sosyale değil ara bir işsizlik hakkına düşürürsün. Bir sene ÜVF, e, VV hakkı deniyor. 3 artı 1 oluyor. Herkes 3 sene alır Sonra çalıştığınız sene kadar artı bir olur arkadaşlar. Bir sene çalıştıysanız dört aylık sizin işsizlik hakkınız vardır. O bittikten sonra sosyale geri düşersiniz. Yani sayalım son ay iş aramaya başladınız. Bir de dört ay üzerine ekleyeceksiniz. Beş ay belediyeyi görmüyorsunuz yani. ÜVF'yi görüyorsunuz ve sonra e, anca belediyeyi görüyorsunuz. Bunu da bilmiş olun. Son olarak ÜVF'de de işe yönlendirme koçları işe yönlendirme eğitimleri ve bundan alakalı eğitim ücretlerini veriyor arkadaşlar. UEFA'nın içinde e, kesin yani açıklar Kansrijk Group'un ya yani Hollanda'daki en çok revaç görülen mesleklerle alakalı genelde eğitim e, e, ödeme imkanları vardır. Mesela IT geçişle alakalı bazen eğitim imkanları oluyor. tabi Orada biraz uyuşması lazım veya başka meslekten alakalı ee, dil yok onu söyleyeyim dilin dışında böyle eğitim imkanları mevcut. Bu sadece sizin için değil benim için de geçerli. Ben yarın işsiz kaldığımda ÜVF'de diyebilirim ki ya ben şu sektöre geçmek istiyorum. Ondan alakalı benden görüşürler ve bana onunla alakalı eğitim alma süreme bakarlar yapabilir miyim? Ona göre o eğitimi öderler arkadaşlar. Bu dönemi de anlatmış oldum. Yani sosyale düşebilir misiniz? Evet, sosyale ben de düşebilirim. Yani 20 senedir çalışan adam gene ben de düşerim. Çok önemli değil. Sosyal hepimizin hakkı sadece sizde olan bir şey değil. Eğer bütün gelirler bittikten sonra hala e, yer yani imkan olmadıysa olabilir. E, i̇ş yerleri bir yeri bırakmayı kötü mü görür? Yok. Nedenlerini daha çok önemser. Uyuşmazlık daha çok bir nedendir arkadaşlar. Yani ben de o işi bırakabilirim. Siz de bıraktığınız gibi yani gayri memnun bırakma elden geldiğince yapmayın. Yani anlaşmalı e, ayrılmalar daha mantıklıdır. Yani aradıklarında ya o kişiyi kesin alma demesinler öbür firma. Yani desinler ki biz bir uyuşmazlık yaşadık ama iyi bir insandı. Yani bizdeki burada yapması gereken onun talepleri tam uyuşmadı demek daha kalitelidir. Kötü ayrılmalar arkadaşlar. Yani peşinizde taşır mısınız? Taşıyabilirsiniz. Çok kötü ayrılıp gene işe giren oldu mu oldu? Onu söyleyeyim. Yani Bazen hiç kontağa girmiyorlar. Ama o Hollanda'daki bir sene tecrübe veya altı aylık tecrübe sizi piyasada gerçekten çok daha rahatlatıyor. Başka işe geçişle. E, kamp'ta bir sene kalan bir kişi ve aynı süre içerisinde çalışan bir kişi sosyal eve çıkmasını engel mi? Yok. Sosyal ev arkadaşlar kuralı, e, kural şöyledir. Sosyal ev hakkı bir sene önce bakın o sene değil. Mesela şimdi hangi senedeyiz? 2023 sosyal eve çıkma 2023'te 2020'deki vergi bildirimini baz alırlar. 2024'te mesela şimdi işte çalışıyorsunuz 2024'te eve çıkacaksınız o zaman 2023'ün toplam gelirini baz alırlar. Sosyal ev hakkıyla alakalı. Ve sosyal ev hakkı orada bir rakam her sene değiştiğinden ezberden bilmiyorum da online bakabilirsiniz. Hür tool yani sosyal hürle alakalı plafon derler yani en üst rakam nedir diye Google'da yazarsınız hemen çıkar zaten. Ezber'den şu an 50 diye hatırlıyorum. Evet. Yani Bülüt 50 bin maaşı geçerseniz arkadaşlar bu sefer sistem sizden sosyal eve giriş hakkını kapatır. Ev kirala derler veya ev satın al derler. Onun için yani siz e, şu an yani çalışmaya başlasanız bile hani bir sene önce zaten sıfırken <laughs> onun için bu sizin için geçerli değil. Sosyal ev hakkı devam eder. Dönülsüz çok iyi maaşım varsa ama yine hakkınız vardır yani. Onu şöyle açıklayabilirim abi. 46.800 abi. Bürüt. Her sene biraz artıyor. Gelecek sene artma evet. durumu var. Ondan direkt söyleyeyim. Iki kişi, yani bir evde iki kişi çalışıyorsa o da 48.000. En yüksek. 48.663. Tam şey söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Tam mesai söyleyeyim. Bir katılımcımız e, UAF'in e, beni kabul etmedi diyor. 2021 evet. sonrası geldiğim için beni kabul etmedi. Böyle bir şey var mı? 2021 sonrası gelenler için. Yok, şöyle. E, onu ya duymadım. De, yani de, öyle bir şey de, duymadım. Şöyle, UAF'nin 2021 kanun veya kanundan ziyade ya onu şöyle olmuş olabilir. Dil eğitimiyle alakalı belki <laughs> talep etmiş olabilir. O zaman belediye ödüyor. Onu e, belki yaşanan öyle bir durumdur. Arkadaşlar, UAF'nin şartı B1 olma. Diliniz B1 ise kayıt olabiliyorsunuz. E, UAF ile bunu çok tartıştık. Yani düşürmeye çalışıyorlar. Güzel bir haber ben vermiş olayım. Daha erkene çekmeye çalışıyorlar. Veya integral hani biz ön hazırlık kursları yapıp onları hazırlamayı düşünüyoruz. Yani biraz böyle bir çalışmamız mevcut. Ama 75 senelik bir kurumun da hızlı değişmesini beklemeyin. B1 olunca UAF'ye kayıt olabiliyorsunuz. Onlar da ilgileniyorlar. Arkadaşlar B1 olan herkes kayıt olsun. Yani bir tanışsın, imkanları duysun. Çünkü özellikle bakanlıklardaki işler UAF'den geçer. Onların bazı bölgelerde tek kendi içi ilanları vardır. Dışa vermiyorlar bunları unutmayın. Yani UAF üyesi değilseniz o ilanları size gelmez. Göremezsiniz yani. UAF resmi bir kurum mu? Evet. UAF resmi bir kurum. Ya resmi derken şey mi? Devlet kurumu olarak söyleyeyim. Evet, devlet kurumu mu? Değerli arkadaşlar Hollanda'da devletleşen kurumlar da vardır. Ya yani derken şu ülkesel kabul almış yarı devlet diyoruz. Yani ciddi bir oran geliri devlet veya farklı fonlardan geliyor UAF'ın. Ee, ama devlet kurumu değildir. Yani onun yönetimi kendine has bir kurumdur. Ama biz bu kurumlara mesela Werk de öyledir. Yarı devlet diyoruz. Çünkü ciddi bir oranda geliri devlete bağlı kurumlardır kurumlar. Evet. Ee, bir e, katılımcımızın sorusu. Belediyede mühendis olarak çalışmayı mı önerirsiniz? Yoksa özel şirkette mi çalışayım? Belediyede e, mi yoksa özel şirket mi? Evet mühendis. <laughs> özel şirket mi? biraz da dinlenmiş olalım. Bir anekdot anlatayım. Bir arkadaş üç tane kontrat teklifi almış. Bana gönderdi. İki tanesi firma, bir tanesi ise devlet. Şimdi iki firmanın verdiği o kadar güzel imkanlardı ki devletinki ise daha düşük bir imkandı. Hem maaşı düşük. Mesela firma arabada teklif etmiş. Yani IT şey, IT'ci değil sonradan IT'ci olan ki ismini vermeyeceğim ama bizde bayağı mentor ve proje lideri olan bir arkadaşlar. Belki dinliyordur kendisi de. Ee, ona o kadar anlattım koşluk yaptım şirkette karar verdik ama iki gün sonra dedi ya kusura bakma dedi hocam dedi ben e, devleti seçtim dedi <laughs> eyalette dedim neden ya dedi psikolojik bizde ya dedi devlete dedi dedim ne Türkiye ne derler vefa hocam hani devlete kazı çaktım mı rahatsın mantığı var ya <laughs> ondan dolayı diyor devleti seçtim diyor yani Hollanda'da bazen büyük kurumlar arkadaşlar devlet gibi çalışıyor zaten. Yani siz bir tenneti devlet kurumundan ayıramazsınız. İç sistemler hemen hemen benzerdir. Hani burada özelde daha hızlı işsiz kalırsın. Devlette de işsiz bırakmazlar mantığı yok. Bazen yani büyük firmalar burada devlet gibidir yani. Onun için devlet mi şey bir sisteme şey bakarsınız. Teklife bakarsınız arkadaşlar. Evet. Hiçbir zaman bir teklif alınca ha başka teklifler bırakayım değil. Birkaç teklif alın sonra teklifler arasında seçmeyi öğrenmek lazım. Yani zaten orada gerekiyor. Hangi sesin için daha mantıklıysa. Şimdi bunu söyleyince bir şey aklıma geldi. Tabii biz Türkiye'deki e, işe yaklaşımla buradaki yaklaşım aynı değil. E, mesela özellikle Ayusen büroları e, mesela Türkiye'de böyle bir şey yok. E, ya, bir şirketin seni taşeron bir firma olarak işe girmek çok böyle güven e, şey yani. Terkin etmez. Ama burada büyük bir çoğunluğu devlet daireleri bile o sen büro üzerinden alıyor. Bunun mantığı nedir? Kısaca bir ona cevap verirseniz. Yani arkadaşlar e, Hollanda'da en önemli bir tabir diyebileceğim şöyle bir tabir var. Lefala verhefşal. Bu şu demek. Bir kişinin sorumluluğu kime ait? Yani bir kişinin müdür yani kurumsal sorumluluğunu kim devralacak? E, eğer kişi ZTP olursa, kendi saatini pazarlarsa sorumluluğu kendi alıyor onun için mesela iş yerinde çalışırsınız, saat ücretiniz 25-28 euroya gelir ama siz ZZP olursanız 55-60 euro saat ücret alırsınız. Buradaki neden sorumluluğu firmanın almasıyla sizin almanız arasındaki farktır. Çünkü sorumluluğu almak emekliliği de almaktır, hastalıkta da <laughs> kendin derdini çekmektir, e, işsiz kalırsan da onun derdini çekmektir, onun için yüksektir. Bu biraz bir anti ifade etmiş oldu. Şimdi Hollanda'da onun için bazı sistemler veya bazı firmalar değerli arkadaşlar full sorumluluğu almaktan çekinir. Bunun birkaç nedeni var. Bir sorumluluğu alınca hasta olunca gene ödemek zorundadır. İkinci sorumluluğu alınca e, ikinci, üçüncü kontrattan sonra full kontrat vermek zorundadır. Yani sorumluluğu alınca bazen işten işe geçirmeyle alakalı kanun ve kurallar var. Firmaları bağlayan kendileri içte tüzükleriyle alakalı bunun sorumluluğunu çeker. Onun için şunu gözlemliyorum. Bazı firmalar mütemadiyen birinci ilk işe alışlarını hep bir ara kurumdan yapar. Bu ara kurumlar taşeron firmalardan girenle direkt giren arasında maaş skalasında çok fark olmaz arkadaşlar. Bunu bazen yanlış anlıyorlar. Mesela bazen arkadaşlar oluyor. Mesela diyor ben buradan girdim bir de öbürü buradan girdi o yüksek maaş aldı. Bakın skala içinde de seviyeler var. Orada fark olmuş olabilir. Yani Aynı skala, aynı iş, yani skalayı söylüyorum da aynı seviye, aynı maaşı alırsınız. Ha taşerondan girdiniz, ha kendiniz direkt girdiniz. Maaş skalaları farklı olabilir. Mesela birisini almışlardır, bir firma onu en düşük skaladan, yani skalaların içindeki seviyeler var, onun üstünden almıştır. Öbür küsünü arkadaşlar daha yüksekten almış olabilir. Bunu bazen taşeronlar kendi içinde de ayarlayabilir. Mesela bir taşeron der ki ben bunu iki sene bağlayacağım. Birinci senesi tamamen zarar için. Onun için yüksek skaladan koyacağım. Düşük alsam da. Abi öbür firma der ki ben 6 ay sonra devredeceğim. Der. Onun için değerli arkadaşlar taşeronla ana firma arasında maaş skalasında çok fark yoktur. Taşeronun Hollanda'da kullanılma nedeni firmaların o e, sorumluluğu hemen almak istememeleridir. Bunun farklı nedenleri olabilir. Bir proje vardır. Kısa dönem projedir. Daha bilmiyorlardır orada daha ne kadar yatırım yapacaklar. Onun için derler ki biz buraya 80 tane Ana işçi alacağız 20-30 tane de hep taşerondan alacağız proje büyüdükçe. Sorumlu kalmaz çünkü proje küçüldüğünde hemen o taşeronları bıraktırabilirler yani. Anladınız yani kontrat uzatmak zorunda kalmazlar. Bunun gibi nedenleri olabilir bazen ise tanımak yani çekiniyor korkuyor onun için taşerondan olmak daha mantıklı oluyor. Bu şeklinde çalışmalar Hollanda'da mevcut. Son olarak bazı firmaların direkt kendi taşeronları vardır. Bunu şimdi devlet kapatmaya çalışıyor ama yani bazı firmaların hadi yani direkt çalıştığı kendi ana taşeronları vardır. Yani bunu da bilmek lazım. Yani o firmaya girmenin tek yolu odur bazen. Ee, evet. Hollanda yani Türkiye'deki taşeron gibi değil. Arkadaşlar ya bunlar bizim sırtımızdan tonlarca yok. O sorumluluğu aldığından dolayı para kazanıyor arkadaşlar. Son olarak da şunu ifade edelim. Taşeronların Hollanda'daki bir faydası da büyük firmalara doğru insanı bulmasıdır. Yani bazı firmalar HR yani insan kaynakları bölümünü çok dar tutuyorlar taşeron firmaların bu kişilerini değerlendiriyorlar. Çünkü bazı taşeronlar tek sektöre çalışıyor. Ve o sektöre gelebilecek bütün insanlarla alakalı kabiliyetleri oluyor. ön Öneleme, potansiyel, bilgi, test. Her yani bir insan kaynağından bütün o testleri bilmesini bekleyemezsiniz. Onun gibi hizmetleri de satın almış oluyorlar. Biraz geniş anlattım Vefa Bey. Çünkü dediğiniz gibi yani Türkiye'deki taşerondan karşılaştığında arkadaşların çok korktuğu ve gözünde büyüttüğü bir sistem var. Değil. Hollanda'daki en önemli mesele yani ana müdürlüğün kim olacağına alakalı. Tabii ben de yani şu anda arkadaşlar soru sorunca empati yapıyorum. Ya yani ben de bir dört yıl öncesine gidiyorum. Evet Ayşen Biro deyince ya kim bu nedir? Necedir? Benim üzerimden paramı kazanacak ve beni yanlış yere mi yönlendirecek diye düşüncemiz vardı. Tabi bunun zaman içerisinde öyle olmadığını anlıyoruz. Özellikle bu soruyu sormak istedim. Oğuzhan Bey şu anda tam saatimiz doldu. Ee, tabii katılımcılarımıza Hasreten çok teşekkür ediyorum. Yani başlangıçtaki sayımız neyse hala aynı sayı e, duruyor. Bir iki eksilme bir iki e, eksilme de olsa aynı sayı duruyor. Bu da şunu gösteriyor ki demek ki bizim bu tür yayınları e, sık sık yapmamız gerekiyor. Bu yayınları e, nasıl aralıklarla e, yapmayı düşünüyorsunuz? Ee... <laughs> bir mi? Haftada bir mi? Veya... Abi buna ne siz cevap verin yani. Siz bizim CRM takımındasınız. Ya yani biz en son kararda iki haftada bir yapalım diye düşündük. Ee, ve arkadaşlar şöyle iki haftada bir böyle yayın yapalım ve belli konular, temalar üzerinde yapalım. Ee, ben şunu da ama söylemek istiyorum. Ben mesela geziyorum. Ya, yani, mesela önümüzdeki pazar günü e, ee, sizin de bölgenizde mesela bölge olarak e, toplanabileceğiniz bir yer bulabilirseniz e, veya talep edebilirsiniz yani biz şöyle yani şuna da bakabiliriz mesela bir orada bir ürteyüz falan ismini bulursunuz biz orayı kiralamayla da alakalı bakabiliriz sizin için bilgilendirme günleri yapabiliriz. Yani ben gezmeyi daha çok seviyorum Vefa Bey onu söyleme. Online de güzel. Bunları YouTube'da kullanmak da güzel ama fiziki geldiğimde daha çok insanların daha rahat olduğunu da görüyorum. Yani illa 50-100 kişi beklemiyoruz değerli arkadaşlar. 15-20 de olsanız biz geliriz yani. Sıkıntı yok. Bir randevu yaparız geliriz. Bu şeklinde ifade edeyim Vefa Bey. Çünkü insanların çok sorusu var. Kompleks soruları da var. Anlıyoruz. Ee, çok spesifik sorular da oluyor. YouTube'daki filmler gerçekten sizi Ciddi manada bunun cevaplarını verecektir ümidim var. Yani bir manada onlar yardımcı olacaktır. Onun dışında da gelebiliriz. Onun dışında da infoya mail atabilir. Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi biz verhir olarak projeye gelin gelmeyin önemli değil. Bilgilendirme bizim misyonumuz ya yani bunu yapacağız. Yani doğru bilgilendirme çok önemli. Çünkü yanlış bilgi çok var piyasada. Bunun önüne geçmemiz lazım. Taşeron mesela çok güzel bir örnek. Yani bunu doğru bilgilendirilmesi lazım. Ne zaman işe gireceğim çok önemli. Bunu bilgilendirmemiz lazım. Onun için bunu e, ifade etmiş olayım. Şu anda görüyorum çok soru var. Evet soruların hepsine cevap veremeyeceğiz. Değerli arkadaşlar katılım çok yoğundu bugün. E, ama e, bakarız yani arada. E, belki şunu yapabiliriz. E, İlyas Bey bir görüşelim. Yani bizim CRM sorumlumuz bir sonraki yayında belki gene bir kere ben daha gelebilirim. Çünkü soruları sonra soranlar gene oraya gelir. Belki bir sefer vaktimiz olur. Onlara da ekstra cevap verebiliriz. Bu şekilde de ele alabiliriz. Bakalım inşallah. Çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Değerli katılımcılar affınıza sığınarak yayınımızı burada kesmek istiyoruz. Çünkü bir saat 15 dakika oldu. Sizleri de bu saatten sonra artık yormak istemiyoruz. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere diyorum. Hayırlı akşamlar.